Son zamanlarda ekonomiyle ilgili en çok merak edilen konulardan birisi merkez bankalarının faiz kararı. Özellikle Türkiye'de merkez bankasının vereceği faiz kararı çok yakından takip ediliyor. Sadece finans kesimi tarafından değil vatandaşlar tarafından da çok merak ediliyor. Çünkü faizler arttırılırsa hele ki agresif bir faiz arttırımı yapılırsa bunun döviz üzerinde çok ciddi etkileri olabileceği düşünülüyor. Dolar da 7.62-7.63 seviyesine kadar çekilmiş durumda. Merkez bankası faizini arttırırsa. Yani piyasanın beklentisi olan 150 bas puanı gündeme getirirse ve faiz oranlarını %15 seviyesinden %16, %16,5 belki %17 seviyelerine çekerse doların düşüş eğilimi artacak mı, artmayacak mı? Bu videoda sizlerle bunu paylaşmaya çalışacağım. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlarım. Tabi bu arada bir yığın haber var. Onları da konuşacağız. Özellikle Biden'ın açıklaması çok dikkat çekiciydi korona ile ilgili arkadaşlar ve bu açıklama sonrasında önümüzdeki dönemde yasalarında daha da karışabileceği ortada. Yine bir başka yorum Biden'ın bu açıklaması sonrasında arka arkaya teşvik haberleri durmaya başlayacağız. 20 Ocak'tan sonra evet 20 Ocak'tan sonra arka arkaya büyük teşvik haberleri duymaya başlayacağız. Bunun da özellikle altının fiyatı üzerinde çok ciddi etkileri olacak. Onu özellikle sizlerle paylaşmak istiyorum sevgili dostlarım. Önce Merkez Bankası'nın faiz kararına gelelim. Tabii ki 3 önemli ihtimal var. Bu Bunlardan birisi Merkez Bankası'nın faizi sabit tutması, diğer faizi yükseltmesi ve faizi düşürmesi. Faizi düşürme ihtimalini neredeyse %100 elemiş durumdayız. Yani kimse Merkez Bankası'nın yarınki toplantıda bir faiz indirimi kararı vermesini beklemiyor. Ne bankalar bekliyor, ne yabancılar bekliyor, ne vatandaşlar bekliyor, ne siyasetçiler bekliyor. Büyük ihtimalle Merkez Bankası yarın bir faiz indirimine gitmeyecek. Onun için o ihtimali elediğimizde karşımıza iki ihtimal kalacak. Alıyor. Ya Merkez Bankası bekle gör politikası izleyecek ve faizi sabit tutacak. Önemli bir kesim böyle olabileceği kanaatinde ya da 150 ile 250 bas puan arasında bir faiz arttırımına gidecek. Eğer ki arkadaşlar bunun üzerinde bir faiz arttırımı yaparsa işte o da yine sürpriz bir karar olarak karşımıza çıkacak. 350, 400 hatta 500 bas puanlık bir faiz arttırımı beklenmiyor. Genel kanaat o yönde değil. Dediğim gibi bu yüksek faiz arttırımına giderse cidden sürpriz olur ve döviz üzerinde 30-35 kuruşluk bir etkisini görebiliriz öyle bir durumda. Yani 7.20-7.30 aralığına gerileyebilir ancak şunu da söyleyeyim 500 bas puanlık bir faiz arttırımı yapsa bile doların yükseliş eğilimi devam edecektir. Peki piyasanın beklentisi gerçekleşirse yani medyan dediğimiz piyasa ortalaması olan 150 bas puanlık bir faiz arttırımını yaparsa ya da biraz daha yüksek olan özellikle yabancı bankaların beklentisi olan 200-250 bas puanlık bir faiz arttırımını yaparsa dolar üzerindeki etkisi ne olur biraz bundan bahsedelim. Şunu söyleyeyim arkadaşlar zaten 7.80-7.90 aralığındaki geri çekilmesi yani bugünkü 7.63 seviyesine gelmesinin temelinde o beklenti yatıyor. Merkez Bankası'nın 150 ile 250 bas puanlık bir faiz arttırımı yapması beklentisi yatıyor. Onun için döviz geri çekildi. Dövizin daha fazla geri çekilmesi mümkün olmayacak. Önce bu seviyelerde kalacaktır. İlk faiz arttırımı haberi gelmesiyle birlikte 10 kuruşluk 15 kuruşluk bir geri çekilme olsa bile çok hızlı bir şekilde tekrar kendisini yukarıya atacaktır ve 7.70-7.80 aralığına yerleşecektir. Sonrasında ise arkadaşlar tekrar kendisini toparlamaya, yukarıyı zorlamaya başlayacaktır. Çünkü enflasyonun yükseliş eğilimi devam ediyor. Nitekim bundan bir hafta sonra yeni yıl itibarıyla da biliyorsunuz enflasyon rakamları açıklanacak ayın 3'ü veya 4'ünde. Dolayısıyla enflasyon rakamları açıklandığında %17-18 aralığında bir enflasyonla karşılaştığımızda yine negatif faiz ortamına düşülecek ve bu da doların yükseliş eğilimini hızlandıracak. Beklenti olan 150 ile 250 bas puanlık faiz arttırımı durumunda. Peki gelelim diğer ihtimale. Yani Merkez Bankası faizleri sabit tutarsa ne olur? İşte öyle bir durumda biz bir anda doların 8 seviyesinin üzerine çıktığını görürüz. Aniden 820 840 aralığına kadar yukarıya eğilimin devam ettirir. Bir miktar baskı gelir ve 8.20-8.10 aralığında kendisini ilk etapta sabitler. Sonrasında ise özellikle enflasyon beklentisiyle birlikte çok hızlı bir şekilde 8.80 yolculuğu başlar. Bu sadece faiz süreciyle ilgili durumdan kaynaklı. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Faiz dışında bir yığın yan etmen var. Onları da unutmamak gerekiyor. Bunların başında elbette Türkiye'nin makroekonomik sorunları, ikinci sırada uluslararası sorunlar ve katsa Avrupa Birliği yaptırımları geliyor. Bir başka önemli etken de tabii ki korona meselesi. Koronanın mutasyona uğraması, Avrupa Birliği ülkelerinin kapanması ve Türkiye ticaretinin iyice daralması. Yani dış ticaret açığının artması, cari açığın patlaması meselesi, kısa vadeli dış borçların ödenmesindeki zorlukların iyiden iyiye artması meselesi, Merkez Bankası rezervlerinin doldurulamaması meselesi ve döviz bu seviyelerde kaldığı sürece vatandaşın dövize olan eğiliminde artması meselesi. Bakın bugün gelen bir haberi sizlerle hemen paylaşmak istiyorum. BDDK verilerine göre toplam mevduat bakın sadece vatandaşın değil, gerçek kişilerin ve tüzel kişilerin yurt içi yerleşiklerin ve yurt dışı yerleşiklerin toplam mevduatları, döviz mevduatları bankalardaki 258 milyar dolara gelmiş durumda. Geçen hafta yani 2.9 milyar dolarlık daha artış kaydedilmiş. Durmadan döviz alımı devam ediyor. Dövize olan talep durdurulamıyor. Dolayısıyla bu bize şunu gösteriyor. Demek ki faizi nereye çekerseniz çekin, dövize olan talep azalmayacak, artmaya devam edecek. Döviz düştükçe ucuz bulan yavaş, yabancılar dövize yüklenecek. Döviz düştükçe yerliler de kaygılarından dolayı her an kurun patlama ihtimalinden dolayı dövize yüklenmeye devam edecek. Nitekim bakın 231 milyar dolara gelmişti zaten geçen hafta sadece yurt içi yerleşiklerin döviz miktarı. Yurt içi yerleşiklerle yurt dışı yerleşiklerin toplamı 258 milyar dolar. Aynı zamanda gerçek kişilerle tüzel kişilerin toplamı 258 milyar dolar ve geçen hafta da yine bu toplam mevduatlar, toplam döviz mevduatları artış eğilimindeydi. Neredeyse yine 3 milyar dolar daha artış kaydetmişti. Döviz düştükçe, dolar, euro, sterlin düştükçe vatandaşta tüzel kişiler de açıklarını kapatmak için dövize yüklenmeye devam ediyorlar. Türk lirasının riskini kimse almak istemiyor. Altın meselesine gelince arkadaşlar, tabii ki teşvik haberleri nedeniyle altın kendisini hemen 1890 seviyelerine kadar attı. Hatta biliyorsunuz 1905 seviye lerini gördü. Sonrasında ise Trump'ın bunun altına imza atmayacağı haberleriyle birlikte tekrar geriye çekildi. Dün 1860 seviyelerini gördü. Bu seviyelerde kalabilir mi? Yani 1865-1870 aralığında kalabilir mi altın mı, onsu? Kalamaz arkadaşlar. Birincisi teşviklerin çok ciddi etkisi olacak. Bu 900 milyar dolar bugün kabul edilmese bile yarın mutlaka kabul edilecek. Öbür taraftan Biden'ın koltuğa oturmasıyla birlikte 3 trilyonla 5 trilyon dolar arasında teşvik paketleri gündeme gelecek. Üstelik bir kereye mahsus değil birkaç defa teşvik paketleri açıklanacak. Bunun da önemli bir kısmı Amerika'daki borsalarla altına yönelecek. Altına yöneldiği sürece de altın fiyatlarının yukarıya gittiğini göreceğiz. Yine bir başka önemli etken tabii ki mutasyon haberleri. Avrupa'nın tamamen kapanmış olması zaten piyasaları iyiden iyiye tedirgin etmiş durumda. Bir de aşının işe yaramadığı haberleri gündeme gelir ise daha daha da ötesi ölümcüllüğün de çok daha keskin olduğu konuşulmaya başlanırsa işte o zaman riskten kaçış altın gibi sağlam limanlara koşuş daha da hızlanacaktır. Altın fiyatları daha da yükselecektir. Ve bu ihtimal çok daha yüksek bir ihtimal. Bunu özellikle sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Altının onsu önümüzdeki yıl yani 2021 yılında yani 2020'den çok daha kötü olabilecek bir yılda önce 2300 sonra 2500 500 dolara doğru koşar adımlarla ilerleyecek. Biz bunun etkilerini tabii ki nerede göreceğiz? Gram altında da göreceğiz. Gram altın fiyatlarının da hızlı bir şekilde yükseldiğini göreceğiz. Şimdi biz tabii ki sadece ons bazıyla konuşuyoruz ve doların bu seviyelerde kalma ihtimaliyle konuşuyoruz. Doların bu seviyelerde kalma ihtimali var mı? Ne yazık ki yok. Biraz önce söylediğim sebeplerden dolayı. Makroekonomik veriler, uluslararası kaygılar ve aynı zamanda yaptırımlar. Bütün bunlar bir araya geldiğinde kurun da çok hızlı bir şekilde kırıldığını göreceğiz. Kırılmasa bile kademeli olarak yükselişin hızlandığını göreceğiz. Yani Ocak, Şubat, Mart aylarında 11-12 lira aralığında bir dolar kuru görebiliriz normal şartlar içerisinde. Anormal şartlar devreye girdiğinde ise 16 lirayla 20 lira aralığında bir dolar kuru göreceğiz ki bu da çok net bir şekilde gram altına yansıyacak arkadaşlar. Gram altının fiyatının bir anda 1000 liraları doğru gitmesini hatta 1000 liraların üzerine çıkmasını beraberine getirecek Kademeli yükselişte ise, kademeli yükselişte ise önce 530 sonra 560, 588 ve 600 seviyelerini göreceğiz. Zaten sonrasında da altının gidişatı çok daha hızlı bir şekilde karşımıza çıkmış olacak. Biraz Biden'dan bahsedelim. Biden'ın sözlerine geçmeden önce Trump imzalamadı biliyorsunuz. İsraf nedeniyle bu teşvik paketini imzalamıyorum dedi. Tabi bu kimse tarafından inandırıcı bulunmadı. Bunun sonrasında ise Biden'ın açıklaması geldi ve şunu söyledi Biden. Salgında en karanlık günler daha gelmedi. 10 binlerce kişi virüs nedeniyle hayatını kaybedecek. Bu arada 78 milyon kişiyi geçmiş durumda vaka sayısı tüm dünyada. 80 milyona hızlı adımlarla ilerliyoruz ve birkaç gün içerisinde 80 milyon kişinin üzerine çıktığını da görebiliriz. Bir de mutasyon nedeniyle yayılım hızı artarsa ve ölümler artarsa işte o zaman hastalık daha da kontrolden çıkacak. Kapanmalar daha da hızlanacak ve kapanmaların süresi de uzayacak. Bu kapanmalar bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde ticaret retin dip yapması aynı zamanda çok ciddi bir kıtlık ekonomisine doğru gidilmesinde beraberinde getirecek. Onun için çok tehlikeli bir sürece giriyoruz arkadaşlar. Umarım sahiden de söylendiği gibi mutasyon aşının etkisini ortadan kaldırmıyordur. Umarım mutasyon sayesinde hastalık daha az ölümcül hale geliyordur. Ama Avrupa'daki bu olağanüstü toplantılar dünyadaki bu olağanüstü toplantılar Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamaları hiç de o imajı yaratmıyor korku salıyor, endişe veriyor bu nedenle de piyasalarda tedirginler onu da belirtmek istiyorum. Salgında en karanlık günler daha gelmedi. On binlerce kişi hayatını kaybedebilir diyor Biden. Yani şunu söylemeye çalışıyor. Trump bugün 900 milyar dolarlık bu teşvik paketinin altına imza atmamış olabilir. Bu süreci geciktirmiş olabilir. Ama bu yaptığı yüzünden binlerce on binlerce insan hayatını kaybedecek. Binlerce on binlerce insan işsiz kalacak. Binlerce on binlerce firmada kepenk kapatmak zorunda kalacak. Teşviklerin ne kadar geciktirirseniz dünya ekonomisini ve Amerika ekonomisini o kadar zarara sokarsınız demeye getiriyor. Biraz önce söylemiştim Türkiye'deki döviz mevduatlarının çok hızlı bir şekilde arttığını arkadaşlar. Yarın Merkez Bankası faiz kararında ne söylerse söylesin insanların dövize olan talebinde hızla arttığını göreceğiz. Bu koşullar içerisinde rakamlar ne olur? 7.63.22 seviyesindeki dolar. Yarın Merkez Bankası medyan yani ortalama olan 150 ile 250 bas puan faiz kararını açıklarsa 7.70'e giden bir dolar kuru görürüz. Önce bir geri çekilme sonrasında hızlı bir şekilde 7.70'e yerleşme ve sonraki günlerde de 7.90'ı zorlayan bir kur görürüz. Eğer ki Merkez Bankası faizleri arttırmazsa çok hızlı bir şekilde 8.20'lere giden sonrasında da 8.80 seviyesini zorlayan bir kur görürüz. Dolar kuru görürüz. Çok sürpriz bir kararla Merkez faiz indirimi kararı verirse o zaman 9 liranın üzerinde bir dolar kuru görürüz. Yine Merkez Bankası sürpriz yapar 500 bas puan üzerine bir artırım yaparsa da 7.20-7.30 aralığında bir döviz kuru, dolar kuru görürüz. Euro ve sterlin de yine dolara paralel hareket edecekler Türkiye'de. Yurt dışında ise durum daha farklı. Özellikle İngiltere'de bu hastalığın mutasyonu uğramış olması sterlin üzerine bir baskı yarattı. Euro üzerinde de aslında bir baskı yarattı ama euro daha hızlı bir şekilde kendisini toparladı ve şu sıralar 1.22-18 seviyesinde. Altının onsu. Bakın bu videoya başlarken bir 1860'lardaydı. Şu sıralarda 1875 dolar seviyesinde. Dediğim gibi 1870'in altını çok fazla sarkıtmak istemiyorlar. Ellerinden geldiğince 1871 seviyesindeki ağırlıklı ortalamanın üzerinde tutup oradan yukarıya zıplatmak istiyorlar altın olsunu. Teşvik haberleri, korona haberleri ve dünyadaki gerilim haberleriyle birlikte göreceksiniz arkadaşlar. Bu ihtimal çok yakın bir zaman içerisinde gerçekleşecek. 50 dolar seviyesinin üzerinde kalmaya çalış bir petrol fiyatı görüyorum. Brent petrolden bahsediyorum. Kalabilecek mi? Çok zor. Bütün dünyada üretim ve ticaret durmuşken siz petrol fiyatlarını bu seviyede tutamazsınız ve petrol stoklarının artmasıyla birlikte tekrar negatif ortama giren bir petrol kontrat fiyatı görebiliriz. 20 doların altına gevşemiş Brent petrol ve ham petrol fiyatları göreceğiz. Gram altına gelince arkadaşlar bu seviyeler dip seviyeler. Hem kurun yükselişi hem altının onsunun ile birlikte çok hızlı hızlı bir şekilde 540 seviyesine gideceğiz. Çok hızlı bir şekilde gözlerinize inanamayacaksınız. Sonrasındaki yükseliş eğilimi ise bundan sonra 500 liranın bile hayal olmasını beraberinde getirecek 600 ve üstünü konuşacağız. Altın şu anda güvenli liman olarak dünyanın en popüler yatırım araçlarından birisi ve önümüzdeki zaman dilimi içerisinde de böyle kalmaya devam edecek arkadaşlar. Altına bağlı olarak gümüş fiyatları da yükselecek. Hatta gümüşün onsu bana göre altının onsundan daha agresif hareketler yapacak. Hem yükselirken hem düşerken gümüşün onsunun yükseliş eğiliminin çok çok hızlı olduğunu göreceğiz. Buna bağlı olarak gram gümüşün de yükseliş eğiliminin hızlandığını göreceğiz. 8 liraları zorlayan bir gram gümüş fiyatı olacak karşımızda. Bu süreçteki sihirli sözcük sabır. Sabırlı olanlar, sakin olanlar, süreci iyi takip edenler ve ihtiyacı olmayan parayla yatırım yapıp uzun vadeli kalmayı başaranlar bu işten karlı çıkacaklar. Bunu başaramayanlarsa her zaman olduğu gibi zararlarla günü kapatmak zorunda kalacaklar. Onun için lütfen sakin olun, panik yapmayın. Lütfen yatırım amaçlı yatırım yapın. Eğer ki uzman değilseniz, finansla günlük olarak ilgilenmiyorsanız, önünüzde 3-5 tane ekran açık değilse günlük işlemlerden ve kaldıraçlı işlemlerden uzak durun. Büyük zararlarla karşı karşıya kalabilirsiniz çünkü. Evet, bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Ve beni hem Instagram'dan hem de Twitter'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşçakalın, mutlu kalın dostlar.